Tamam, şimdi beni bir dinleyin. Dünyadaki bütün örümcekleri bir araya getirip ağırlıklarını tartacak olsaydınız 250 milyon tonluk eklem bacaklarınız olurdu. Durun durun bir dakika. Buradan hemen kaçıp uzaklaşmadan önce karşılaştırma yapmanız için Titanik'in ağırlığının 52 bin ton, Büyük Giza piramidinin ağırlığının ise yaklaşık 6,5 milyon ton olduğunu söyleyeyim. Haklısınız, bu beni pek iyi hissettirmedi ama videomuza devam ediyoruz. İnsanlık olarak bildiğimiz en büyük örümcek Güney Amerika'daki kuş yiyen Goliath'tır. Evet, aynen öyle. Bu kahverengi, tüylü köpek yavrusu büyüklüğündeki örümceklerin ayaklarının açıklığı genellikle 30 santimetreyi bulur. Gövdesi büyük bir yumruk kadardır ve ağırlığı 170 gramdan fazladır. Bu yaratık hareket halindeyken tuhaf ve ürkütücü sesler çıkarır. Bu sesler örümceğin ayaklarının tıkırtılarıdır. Ayaklarının atın toynaklarınınki gibi yere çarpan sert uçları vardır. Ama tabii ki çıkardığı ses o kadar fazla değildir. Bu azametli yaratığı yağmur ormanlarında görürseniz ve ona yaklaşırsanız arka ayaklarını karnına sürttüğünü fark edip ne kadar da sevimli diye düşünebilirsiniz. Ama sonra acı içinde bir çığlık atarsınız. Bu örümcek üzerinde mikroskobik oklar bulunan tüy bulutları göndererek kendini korur. Bu tüyler gözlerinize ya da burnunuza girerse çok acı verir ve kaşındırır. Hatta orada saatlerce, belki de günlerce kalabilir. Çok rahatsız edici değil mi? O zaman dünyanın bir de cip boyunda örümcekler tarafından istila edildiğini hayal edin. Dev örümcekler tarafından işgal edilen dünya artık karanlık ve kasvetli, aynı zamanda son derece tehlikeli bir yer. Bir saniye dahi gardınızı indirme şansınız yok. Düşmanınız şimşek hızında aç ve kurnaz. Normal boyuttaki örümcekler her yıl 880 ton böcek yer. Ancak sizin dünyanızda devasa canavarların yaşamak için çok daha fazla yiyeceğe ihtiyacı var. O yüzden örümcekler gördükleri hemen hemen her yaşam formunu mideye indirerek gezegenin altını üstüne getiriyor. İnsanlar pes ederse ve onlarla savaşmazsa dünya bir yıl içinde cansız ve çorak bir yer haline gelecek. İnsanların yaklaşık %6'sının araknofobisi vardır. Yani bu insanlar örümceklerden aşırı derecede korkarlar. Fakat bu yaratıklar çok daha büyük olsaydı, bu sayı çok çok daha artardı. Boyu 1,5 metreden uzun, bacaklarının açıklığı ise 4 metre olan bir yaratık hayal edin. Bu örümceğin bedeni sert, kalın tüylerle kaplı. Bu yüzden de iğrenç görünüyor. Gövdesi ise ince beliyle ortadan iki kısma ayrılıyor. Bu yaratığın devasa bir çenesi, korkunç derecede uzun ve keskin dişleri ve basketbol topu kadar büyük olan 8 tane yuvarlak gözü var. Ama hepsinden en ürkütücü olanı ne biliyor musunuz? Gözleri olmayan örümcekler. Bunlar mağaralarda ve diğer karanlık yerlerde yaşar. Eğer bu türüyle karşılaşırsanız kaçıp uzaklaşmak için yeterince hızlı tepki veremezsiniz. Bu canlılar körlüklerini çevrelerindeki titreşimleri hissederek telafi eder. Koku alma duyuları da şaşırtıcı derecede güçlüdür. Örümceklerden korkan insanlar onlardan kurtulmak için sürekli yeni yöntemler icat ettiler. Kendi boyutunuzun birkaç katı bir yaratık tarafından yakalanmak herkesin en büyük kabuslarından biridir. Örümceklerle ilgili en korkunç şeylerden biri de yakaladıkları böceklere yaptıklarıdır. Bu yırtıcı hayvanların çoğu avlarını tamamen yemez. Av ilk başta ipekle koza haline getirilir ve örümcek avının bedenine sindirimi kolaylaştıran bir sıvı enjekte eder. Bu sıvı avı felç eder ve içini sıvılaştırır. Bu hiç de iyi bir şey değil. Sonra yaratık yenebilen her şeyi ağzını kaplayan tüyler ve kıskaç benzeri çenesi sayesinde emerek midesine indirir. Bir başka deyişle, bir canavar örümcek sizi yakalarsa kaçmanızın bir yolu yoktur. Bu arada korkunç örümcek ağlarını da unutmamak gerekir. Kimin hayatında en az bir kez yüzü gözü o yapışkan iplerle kaplanmamıştır ki? Yüz yüze olduğunuz bu yeni gerçeklikte ise bir örümcek ağını zamanında tespit etmek hayatta kalma şansına sahipsiniz demektir. Normal boyutlu örümcekler bile ağaçlarla evleri kaplayan ve nehirlerin üzerinden 24 metre ileri uzanan ağlar oluşturabilir. O yüzden bu yeni dünyanın canavarlarından biri evinizi kendisinin yeni evi olarak seçerse olabildiğince hızlı hareket ederek oradan kaçıp kurtulmak en güvenli hamle olur. Lakin insanlar bu dev örümcek ağlarıyla baş etmenin bir yolunu buldular. Fakat bunu nasıl yapacakları ağ üreten örümceğin türüne bağlı. Eğer ağ geceleri daha aktif olan bir örümcek tarafından üretilmişse, insanlar onları güneş ışığının yerini alan UV lambaları yardımıyla yok ediyorlar. Çünkü çorak ve kuru arazilerde yaşayıp ağlarını buralara ören örümcekler sıvıdan çekinirken, nemli ortamlarda yaşayanlarsa kuru alanlardan uzak durur. Bir diğer sorun da bir gün eve gelip kocaman bir canavarın salonda ya da 50 tanesinin bodrumunuzda yaşadığını keşfetme ihtimalidir. Tabii ki bu yaratıkları henüz etkileyici bir boyuta ulaşmadan önce büyük olasılıkla fark edersiniz. Çünkü o kadar gürültücü olurlar ki onları fark etmemeniz imkansızdır. Örümcekler bebeklerini doğurmaz. Onun yerine içinde yüzlerce yumurta olan yumurta torbaları oluşturur.
Eğer bu torbaları evinizde gördüyseniz ciddi bir probleminiz var demektir. Birkaç hafta içinde bu yumurtalar yavru örümceklere dönüşür. Bundan sonra da bebeklerin tam boylarına ulaşmaları 2 haftayla 1 yıl kadar sürebilir. Bu arada insanlar örümcek ağlarını nasıl kullanacaklarını da öğrendiler. Onları oluşturan ipek çok hafiftir. Eğer bu ağları küçük, normal bir örümcek örmüş olsaydı, elde edilen ipekten üretilen ve dünyayı çevirebilecek kadar uzun olan bir ipliğin ağırlığı yalnızca 510 gram olurdu. Onlarca kat daha büyük olan bir örümceğin ürettiği ipekten yapılan iplikler tabii ki daha ağırdır. Ama aynı zamanda çok daha dayanıklıdır. Bu iplikler -40 derece ile -221 derece gibi aşırı sıcaklıklara dayanabilir. İnsanlar örümcek ipeğini nasıl toplayacaklarını biliyorlar. Bu ipeği son derece dayanıklı ipler üretmek için kullanıyorlar. Dünyada artık kumaşların hemen hemen hepsi örümcek ipliklerinden üretiliyor. Aşınmaya karşı dayanıklı ve hafif giysiler, emniyet kemerleri ve paraşütler, şişeler ve bardaklar, ameliyat ipleri ve bandajlar, arabalarda ve teknelerdeki paslanmaz paneller, suni bağ dokuları ve tendonlar, her şeyi örümcekler sayesinde üretiyorlar. Ama ipeğin en iyi özelliği nedir diye sorarsanız muhtemelen biyolojik olarak çözünür olmasıdır derim. Çünkü insanlar bu malzemeyi üretimde kullanmaya başladığından beri dünya çok daha temiz bir yer haline geldi. Örümcek ipeğini kullanmanın yanı sıra insanlar ağların üstündeki yapıştırıcı maddeyi de toplayabiliyor. Bu da eşsiz bir madde. Açık havada ıslak kalır ve üstüne yapışan birkaç böceğe rağmen bile yapışkanlığı devam eder. Yakından bakıldığında bu yapışkan madde derin üstündeki minik boncuklara benzer. Ama otomobil büyüklüğündeki örümceklerden bahsediyorsak iplerin üstünde duran golf toplarını andırır demek daha doğrudur. Top benzeri madde sayesinde eski normal boyutlu örümceklerinkine nazaran yapışkanlığı çok daha fazla olan yapıştırıcılar üretilebilmektedir. O yüzden çoğu yerde çekiç ve çivi yerine bu yapıştırıcılar kullanılmaktadır. Her türlü taşıt ve gemi artık örümcek tutkalı kullanılarak üretilmektedir. Bu yapışkan maddenin tek dezavantajı onları toplarken çok dikkatli olmanızın gerekmesidir. Çünkü yakalanırsanız oradan kaçıp uzaklaşmak çok zordur. Bu yüzden insanlar tutkal avına büyük gruplar halinde çıkarlar. Ancak bir örümcek ağına yanlışlıkla yakalanırsanız yeterince hızlı olduğunuz takdirde hayatta kalma şansınız vardır. Güvelerin ve kelebeklerin kanatlarında özel bir pul katmanı bulunur. Bu hayvanlar yakalanırsa kanatlarının üstündeki katmanı ağın üstüne bırakabilir. Yani siz de bu numarayı kullanabilirsiniz. Kıyafetlerinizi çıkarın ve hayatınızı kurtarmak için kaçın. Peki örümcekler neden kendi ağlarına dolanmıyor? Bu eklem bacaklılar hem yapışkan hem de yapışkan olmayan ipek eğirebilir ve ağlarının yapışkan kısımlarında yürümekten kaçınır. Ayrıca ayaklarında özel hareketli pençeler vardır. Bu pençeler hareket halindeyken iplikleri kavrar ve bırakır. Buna ek olarak da örümceklerin ayakları binlerce tüyle kaplıdır. Bu tüyler yürüyen örümcek ve bastığı yüzey arasında birçok temas noktası oluşturur. Bu yüzden bu devasa örümcekleri çatılarda tembellik ederken veya gökdelenlere tırmanırken görebilirsiniz. Bu arada bu korkunç yaratıklar inanılmaz bir hızla hareket eder. Dev ev örümceği dünyanın en hızlı örümcek türlerinden biridir. Saniyede neredeyse 0,6 metre hızla hareket edebilir. Bu da saatte 1,6 kilometreden fazladır. Ancak bir cip kadar büyük olanların hızı saatte 80 kilometreyi geçecektir. Bir başka deyişle arabayla onlardan kaçamazsınız. Dev örümcek dünyasında insanlar etrafa yüzlerce yapay ışık yerleştirmek zorunda kalmıştır. Çünkü her yerde yoğun, kalın örümcek ağları vardır. Bu ağlar geceleri ortaya çıkar ve geniş alanları kaplayarak gün ışığını karartır. Ağaçlar ve pek sağlam olmayan yapılar genellikle örümcek ipeğinin ağırlığı altında çöker. Neyse ki bu sadece hayali bir dünya. Örümcekler bir otomobil kadar büyüyemez. Uzun lafın kısası, hormonları bu yaratıkların olması gerekenden daha fazla büyümelerini engeller. Oh, çok şükür.